İşte burası çok önemli. Bu nokta çok önemli. Neden? Bakın, dün açıklanan EYT kararının bir seçim yatırımı olduğunun kanıtı bu. Çünkü 2019'dan bugüne bir şey değişmedi. Hatta şimdi şeyi de daha yükselttiler. Yani 1 milyon kişi falan derken oldu 2,5 milyon. Daha bir nasıl anlatılır bunun seçim yatırımı olduğu? Öncelikle bir kere şunu söyleyeyim. EYT'den dolayı mağdur olan insanlar. Sorunları çözüldü mü? Çözüldü. Bu onlar için bir müjde mi? Evet, bir müjde. Ha, bu devletin sırtına çok ciddi bir yük getirecek mi bir dönem için? O da doğru. Şimdi Tayyip Erdoğan 2019'da belki o sırada yeni seçilmiş olmanın da verdiği bir güçle. Bakın 2018'de tek adamlığa geldi. Konuşma 2019'da. Yani önünde 4 yıl daha var. O zaman biraz daha sorumlu devlet adamı tavrıyla konuşmuş. Ve diyor ki yani seçim kaybedeceğimi bilsem bile yok öyle şey diyor. Milletimin menfaatine bakarım. Peki ne değişti? Ha, değişen şu, seçime gidiliyor. Ve Tayyip Erdoğan ve etrafı şunu görüyorlar ki bütün anketler Erdoğan'ın tek başına Cumhurbaşkanı yani Cumhurbaşkanı seçilmek için %50 artı bir oy alma ihtimali giderek düşüyor. Şu anda hiç yok gözüküyor ama bu daha da düşüyor. Şimdi böyle olunca o zaman demek ki seçim kazanmak için hani ya erru ya merru. Abi devlet zarar edecek. Etsin kardeşim. Eğer ben kalırsam ondan sonra öyle bir başka bir düzen kurarım ki o düzen büyük ihtimalle muhalefetsiz, daha baskıcı ve insanları daha konuşturmayan bir rejim olur. Ki çünkü bu tür sorunları işte insanlar sokağa dökülüveriyorlar. Mesela 1 milyon EYT'li sokağa çıkıveriyordu mesela. Efendim işte her taraftan gürültü patırtı olur mu, haklarımız yendi falan filan bunlardan rahatsız oluyorlar. Ama bir seçim daha kazanırsa o zaman bunların hepsini bertaraf edecek bir güce kavuşmuş oluyor. Artık önünde kimse duramaz. Ondan sonraki seçimde zaten %60, 70, 80 öyle bir kazanır. Yani Azerbaycan gibi, Mısır gibi, işte eski Suriye, Irak falan gibi oluruz yani. Buradaki bence görülen bütün hesap bu. Yani bu iş gidiyor. Can havliyle işte doğal gaz bulduk. Fakat işte orada da acemice bana göre hatalar yapıp, işi abartıp komik duruma da düştüler. Yani bakın kaç gündür söylüyorum. Doğal gaz bulunmasından hepimiz çok mutluyuz. Keşke daha çok olsa. Ama bunu böyle abartıp da işte Türkiye uçtu, kurtuldu. Bunu da bulan benim. Benden başka bunu kimse bulamaz. Ben keşfettim. Dün de söyledim ya o keşif lafı aslında yanlış. Ben keşfettim bunu. Ben olmasaydım bunu yapamazdık. Bak söylüyorlar ama yapamıyorlar havası. İşte bu sene uzaya da gidiyoruz. İşte TOGG'u da yaptık. Çanakkale Köprüsü, o köprü bu köprü de yaptık. Erzincan'a yol yaptık, Erzurum'a köprü yaptık. Efendim viyadük yaptık falan neredeyse musluk açılışına bile büyük icraat diye gidecekler yani. Şimdi durum kritik. Ve herhalde oturdular, konuştular. Dediler ki ya bunu yapmazsak çok ciddi bir şey. Peki EYT sorunu olup da son 7-8 yıldır müthiş mücadele içinde olan insanlar ah tamam çözdüler artık oyumuz AKP diyecek mi? İşte onu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ama şu vardı ben bu soruyu çok sıklıkla sordum hep. Yani bir şey olarak sordum tabii bir ironi olarak. Hani EYT çözülmezse oy yok. Ben de sordum peki çözülürse oy var mı? Şimdi bakın o lafın karşılığı geldi. Yani EYT'yi çözmezsen oy yok. Çözdü. Şimdi ne yapacaklar? Yani oy mu var diyecek. Bugün pek çok kişiyle yani yolda bile karşılaşsak işte tabii bu konuşuluyor. Tabii genellikle yaşı biraz daha hani 40'ın üstü olanlar bu işte ilgili. Çünkü EYT'ye takılanlar o yaş yani artık 40 yaş üstü oldular. Hani bundan 7-8-10 sene önce baksaydık 40 yaş altı bile vardı da şimdi pek kalmadı tabii. Ve hep ilk sordukları o. Yani işte çözüldü abi ne diyorsun emekliler ne olur filan. Ben de hep şeyi soruyorum. Şimdi diyorum bu durumda herhalde artık Erdoğan'a mı vereceksiniz? Valla şu ana kadar hani diyeceksin ki ölçümü. Ya değil tabii. Yani bu bir gözlem, bir izlenim. Ama 8-9 kişiyle oldu böyle. Daha görmedim. Yani tamam çözdü. Tabii bu durumda. Sadece bir kişi ironik bir şekilde böyle bakacağız dedi. Yani bir daha bir duruma bakalım. Tabii daha bunun için yasası var, o var, bu var. Hani daha su kaldıracak tarafı var. Ama şudur. Yani bu sorunu çözene bir şey olarak Medyunu Şükran denir ya. Yani kardeşim sonunda çözdü. Ya işte o adam yaptı.
Hani biz de oy verelim. Diğer olur mu? Olur. Zaten EYT'lilerin hani oranlarsak herhalde bir %25-30'u zaten AKP'ye oy veriyordu. İşte geri kalandan AKP'ye döner mi? Onu da önümüzdeki günlerin anketleri gösterecek. Fakat bakın dikkat edin. Son bir ayda, bir buçuk ayda sürekli böyle müjde, o müjde, bu müjde her pazartesi bizim iktidara yakın medyanın özellikle şeyinde sosyal medyasında bir gün önceden başlıyor. Yani cumartesiden başlıyor. Cumartesi, pazar, pazartesi sabah işte nefesler tutuldu. Karar, büyük müjdeler geliyor. Gözler, milyonların gözü kabine toplantısında falan diye hep böyle bir köpürtme yapıyorlardı zaten. İşte her seferinde de öyle böyle bir takım müjdeler. Fakat dikkat ederseniz araştırmalara bu öyle ciddi biçimde yansımadı. Yani bir ara bu Amerika, Rusya hani bu gittiler Kazakistan toplantı orada masa başında oradan şeye gitti, Brüksel'e gitti. Orada işte Biden'la konuşma falan. Öyle bir gaz havası doğdu ve böyle 1-2 puan işte AKP artık yükselişe geçti. Ne kadar işte o Ahmet Hakanlar, Abdülkadir Selviler filan artık AK Parti yükseliş trendine girdi tekrar falan dediler ama yani bakın son bir aydaki araştırmalarda da öyle AKP'nin yukarı doğru gittiği falan yok. Yani hep 30'lar civarında kalıyor. İyimser olanlar işte 33-34 diyor. MHP'yi de 7-8 gösteriyorlar. Yani daha ben 44'ü geçeni görmedim. En iyi hamle. Bir tek araştırma değil, eski araştırmacılardan biri var. Mustafa Şen miydi? Sarayda da danışmanlık yapıyor. Bir tek o araştırmaya göre değil, bulgularımıza göre işte Cumhur İttifakı 45'i, Tayyip Erdoğan da 52'yi buluyor diye bir açıklama yaptı. Ama hangi araştırma nedir onu görmedik. Onun dışında saraya çok yakın olduğunu bildiğimiz anketçiler bile henüz 44'ü geçen yok toplamda. Ha, umut şu, yani evet Millet İttifakı olarak Cumhur İttifakı. Hayır. Cumhur İttifakı olarak 44'lerde kalabiliriz ama Tayyip Erdoğan'ın altılı masanın içindeki partilerden de ve diğerlerinden de hala ona güvenen isimler var. İşte biz onunla 44'ü bulursak 50'yi buluruz diye düşünüyorlar. Ama ben diyorum ki işte bu EYT olayı tabii önemli. Yılbaşında doğalgaza indirim gelmesi büyük kentlerde önemli. Ondan sonra asgari ücretin 8.506 lira olarak uygulanmaya geçecek olması tabii ki önemli. Memur ve emekli memurların maaşlarının artış oranları tabii ki önemli. Yani bütün bunları toplayıp zannediyorum Ocak ayının ortalarında filan gelecek anketlere bakarlar diye düşünüyorum. Tabii şimdi şöyle bir soru akla geliyor. EYT'nin kahramanı Kılıçdaroğlu mu? Bir parça o. Çünkü Kılıçdaroğlu ve Altılı Masa'nın diğer üyeleri çok net bir şekilde biz geldiğimizde EYT sorunu bitecek dediler. Şimdi bu tabii önemli bir şey. Şimdi Tayyip Erdoğan 2019'da demiş ki bu devlete çok büyük yük, ben halkımın yanındayım, efendim işte seçim kaybedeceğim bilsem bile böyle bir şey yapmam gibi çok yüksek perdeden bir konuşma yapıyor. Ama az önce de söylediğim gibi o konuşmayı yaptığı tarih seçimi kazandıktan aşağı yukarı bir yıl sonra, hatta ondan bile erken belki konuşma bu hemen 2019'un içinde. Ama ne oldu şimdi? Devletin hakkı, ne bileyim işte vatandaşı düşüneceğim ben, bütün herkesi düşüneceğim, sadece burada yapamam sözleri bir anda bitti. Bunu biz çözüyoruz. Ha, şimdi burada bir kere muhalefetin ve başta Kılıçdaroğlu olmak üzere çok ciddi bir katkısı olduğu ortada. Yani şu loading diye. Loading, hani bilmeyenler için söyleyeyim, hani bilgisayarda loading yani doluyor, yükleniyor anlamına geliyor. Ya bir süresi var ya, yani time code gibi. Yani şimdi bak hepsi loading, time code. Allah'ım yarabbim, biz de ister istemez kullanıyoruz. Yani miadı dolacak ve olacak, işte o da böyle sona gelmiş. Yani sen gidiyorsun, ben geliyorum, biz de bunu çözeceğiz. Bu durumda tabii yani EYT'liler de herhalde şunu ya görecekler ya görüyorlar ya da işte bu yayınlarla, daha doğrusu bu bizim yayınlarımız demiyorum da, hani muhalefetin bu konudaki hem kutlama hem de yani biz buna sebep olduk sözleri zannediyorum şeyde de etkili olacaktır. Tabii önümüzdeki günlerde bunların yansımalarını göreceğiz ama görünüşte ilk aşamada hakikaten yani muhalefetin bu konuda çok net sözleri olmasa,
Ha, bakın bunlar çözemez diye de şey yapamadılar bu sefer. Çünkü afaki bir durum. Yani çözemez diyecek de yani çözemez sen niye çözmüyorsun diyorlar o zaman. Ama muhalefet ben kesin çözeceğim deyince bence bu iş hızlandı. İşte alelacele bir şey yapıldı ama önümüzdeki günlerde ki yasaya bakmak zorundayız. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.